voleybol branşının son yıllarda ortaya çıkan yeni bir disiplini. 2016 yılından itibaren resmi organizasyonlarda yer almaya başladı. Öncelikle SEV tarafından Avrupa turu bünyesi içerisinde düzenlenen şampiyonalar FIB'nin programını almasıyla dünya turu organizasyonlarında da devam etti. 2 yıl önce ilk Avrupa şampiyonası gerçekleştirildi. Bu yılda ikinci Avrupa şampiyonası Avusturya'da gerçekleştirilecek. Türkiye Voleybol Federasyonu olarak voleybol her yerde sloganıyla başladığımız bu süreçte kar voleyboluna ilişkin ilk planlamalarımızı diğer Avrupa ülkeleriyle birlikte 2016 yılından itibaren gerçekleştirdik. Bu çerçevede takımlarımız oluşturuldu. Çalışmalarına milli takım düzeyinde, altyapılar düzeyinde başladılar. Bununla birlikte kar voleybolunun tanıtımının yapılması ve gerekli sporcu desteğinin sağlanması amacıyla Türkiye'de uluslararası organizasyonlar almaya başladık. İlk kez 2017'den itibaren başladığımız kar voleybol organizasyonunda 2 Avrupa turunu 2017'de Kayseri Erciyes'te ve Bursa Uludağ'da gerçekleştirdik. 2018'de ilk Türkiye şampiyonasını gerçekleştirdik Artvin'in Kafkasör Yaylası'nda. 2018'de yapılan ilk kar voleybol Avrupa şampiyonasında kadın milli takımımız final oynayarak gümüş madalya kazandı. Yine 2018'de Erciyes'te ve Uludağ'da olmak üzere 2 Avrupa turunu daha gerçekleştirdik. 2019 yılında sadece Erciyes'te Avrupa turu gerçekleştirildi. 2020 yılı da ise yine Erciyes'te bu kez bir üst basamağa sıçrayarak dünya turu organizasyonunu aldık ve önümüzdeki 12-15 Mart 2020 tarihler arasında Kayseri Erciyes'te bu turnuvayı gerçekleştireceğiz. Kar voleybolu giderek olimpiyat komitelerinin de ilgisini çekmeye başladı. 2020 yılında Lozan'da yapılan kış gençlik oyunlarında Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin organizasyonuyla kar voleybolu gösteri organizasyonu olarak tanıtımını gerçekleştirdi. Daha önce Kore'de yapılan kış olimpiyatlarında da tanıtım amaçlı özel kar voleybolu gecesi düzenlendi ve dünya çaplı bölgedeki plaj voleybolu oyuncuları tarafından kar voleybolu maçları oynandı. Önümüzdeki 12-15 Mart 2020 tarihlerinde Kayseri'de gerçekleştireceğimiz kar voleybolu dünya turu önemli bir organizasyon. Şu ana kadar açıklanan ikinci tur, diğer tur Arjantin'de gerçekleştirilecek. Böyle büyük bir organizasyonu birlikte gerçekleştirdiğimiz Kayseri Erciyes AŞ'ye ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne özellikle katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kayseri Erciyes sadece kayak turizmiyle değil, dağda gerçekleştirilebilecek tüm spor faaliyetlerini organize etme konusunda ön plana çıkan bir yapıya sahip. Bundaki en büyük başarı Erciyes AŞ'ye aittir. Büyükşehir Belediye'miz Erciyes'te büyük bir master plan uygulayarak Erciyes'i uluslararası standartlarda bir kayak merkezi haline getirecek ciddi yatırımlar yaptı. 2012 yılından beri de Kayseri Erciyes AŞ olarak biz Erciyes Dağı'nda bir yönetim modeli oluşturduk ve kamu adına Erciyes Dağı'nı yönetiyoruz. Hali hazırda
102 kilometre pisti, 34 farklı zorluk derecesine sahip kayak pisti, 19 mekanik tesisi, suni karlama üniteleriyle Erciyes Kayak Merkezi Alpler'de, yani işte bu işin dünyada kalbi sayılan Avusturya, İsviçre, Fransa, İtalya gibi ülkelerdeki kayak merkezlerinde ne varsa her türlü altyapıya sahip ve özellikle son 3 yıldır, 4 yıldır da charter uçaklarla, tarifeli seferlerle dünyanın dört bir tarafından çok ciddi oranda yabancı turist çeken ve insanların da neredeyse %100'ünün mutlu olarak, memnun olarak ayrıldığı bir kayak merkezi. Tabii ki biz Büyükşehir Belediye'miz ve kamu tarafından yapılan milyonlarca euroluk yatırımı sadece kış turizmine münhasır kılmayıp yazında, kışında kayak ve kış sporları haricinde çok farklı sporlara ev sahipliği yapmaya, çok farklı branşlarda uluslararası ve milli müsabakalar organize etmeye gayret ediyoruz. Bizim ilk Erciyes olarak uluslararası müsabakamız 2015 yılında Snowboard Avrupa Kupası ile başladı. Akabinde Dünya Kupalar yaptık yine Snowboard'da 3 yıl üst üste. Yine aynı dönemde Türkiye Voleybol Federasyonumuzla kar voleybolu Avrupa turları yaptık. Snow kite dediğimiz paraşüt kayağı dünya kupalar yaptık. Bunun yanında da çok farklı branşlarda birçok sportif faaliyete ev sahipliği yaptık. Özellikle bisiklet gibi, maraton gibi, yüksek irtifa kampçılığı gibi, zirve tırmanışları gibi sportif branşlarda da düzenli olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz. Çok uzun seneler plaj voleybolu oynadıktan sonra 2018 yılında ilk defa kar voleybolu oynadım. Rusya'da düzenlenen bir turnuvaydı. Avrupa turuydu. Ancak dünyadan gelen takımlar da vardı. İlk turnuvanın vermiş olduğu heyecan ve farklılıkla başta hocalasak da biz orada ilk dörde girmeyi başarmıştık. Ondan sonra da Avrupa turları, dünya turlarıyla devam etti. 2 yıldır oynuyorum. Çeşitli Avrupa turlarında madalyalar aldık, final oynadık, 3. olduk. Kayseri'de 3. olmuştuk. Sporcular açısından kara girene kadar dışarıdan bakınca çok zor duruyor, çok tehlikeli duruyor. Ama oynarken öyle gelmiyor, yani emin olabilirsiniz. İnsanlar çok önyargılı şu an. Biz gayet keyif alarak oynuyoruz. Madalya almak için Kayseri'de de olacağız. En büyük amacımız orada bir madalya almak. Federasyonumuza da bizi desteklediği için teşekkür ediyoruz. Simge Yalçın ben de. 2019 itibariyle kar voleybol milli takım sporcusuyum. Çeşitli Avrupa turlarında madalyalarımız var. Bu seneki hedefimiz de Erciyes'te dünya turunda bir madalya alıp yine ülkemiz için bir ilki gerçekleştirmek olacak. Bu seneki Avrupa Şampiyonası için de hedefimiz yine final oynamak olacak tabii ki. Kar voleybolu özellikle son yıllarda çok rağbet gören ve izleyicilerin de ilgisini çeken bir spor haline geldi. Biz de bundan çok keyifliyiz. Türkiye'de böyle büyük bir organizasyonun olması da ülkemiz için gerçekten önemli. Federasyonlarımıza ve Kayseri'ye bunun için teşekkür ediyoruz. Bahanur Gökalp ve Simge Yalçın'la beraberiz. Evet, Erciyes'te dünya turu düzenlenecek kar voleybolunda. Öncelikle merak ettiğim kar voleyboluyla salon voleybolu arasında ve plaj voleybolu arasında ne gibi farklar var? Şimdi kar voleybolu biraz daha doğa sporu, yani sizin de dışarıdan gördüğünüz kadarıyla. Hem doğayla savaşıyoruz hem rakiple savaşacağın bir durumdasın. Farkları önce şöyle söyleyeyim. Salonda ayakkabıyla oynanıyor, plajda yalın ayak oynanıyor, karda kramponla oynanıyor. Kar soğuk olduğu için termal içliklerle oynuyoruz. Yani çok çok üşümüyorsun vücut ısındıktan sonra. Plaj voleybolunu zaten biliyorsunuz. Salonla farkları, oyun kurallarında farklılıklar var. Plaj voleybolu 21 sayıda bitiyor, salonu biliyorsunuz 25 sayıda. Kar voleybolu 15 sayıda bitiyor. Ya bunun gibi bir sürü kural farklılığı var. 3 kişi oynuyoruz karda, plajda 2 kişiyiz. Peki bu tutku nasıl başladı? Ben çok küçük yaşımdan beri plaj voleybolu oynuyorum. Yani 15-14 yaşından beri, yaklaşık 14 sene olmuş. Karda bunun biraz bağlantılı olduğu bir şey olarak ilk Türkiye'de geldiği için böyle bir teklif gelince bana oynar mısın diye, oynarım dedim. Öyle başladı.
Size de şeyi sorayım. Kar voleybolunda 6 ülkeden birisi olduğumuz söylenildi. Avusturya, İsviçre ve diğer ülkeler gibi, İtalya gibi. Türkiye'nin yeri nedir? Ki voleyboldaki başarılarımız da ortada. Türkiye'nin yeri daha iyi olmalı. 6 değil, hatta ilk 3 ülkeden biri olmalıyız. Keza gittiğimiz turnuvalarda sürekli 4'e girerek bunu zaten gösteriyoruz. Ve bu kadar büyük organizasyonlara da ev sahipliği yapmak zaten dünya çapında önemli bir olgu. Böyle. Gereken ilgiyi ve desteği görebildiniz mi peki? Ben Türkiye'de hiç oynamadım kar voleybolunu. Ama görmeyi umuyoruz. Yani geçen sene anladığım kadarıyla RGS'de çok keyifli bir turnuva gerçekleşmiş. İlgi de fazlaymış. Aynısını bu sene de bekliyoruz. İnşallah hep beraber madalya alacağız. Siz nasıl başladınız? Kar voleybolu benim için aslında biraz değişik bir deneyim oldu ilk başta. Şans oldu. Birden böyle bir işte böyle bir şey var, katılalım mı gibi bir telefon geldi. Sonrasına gittim ve gerçekten çok keyif aldım ve sürdürmek de isterim yani.